Ayşenur Arslan, 1 Kasım 2023, HalkTV.com.tr. Reis'in Seyir Defteri, 100 yıl artı 1. gün. Kendini yaşadığı topraklara ait hisseden ama pek çok konuda ayrışmış ve siyasete müdahil olmayan bir toplum manzarası var. Bu tespit, İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki'ye ait. 100 yıl sonunda Cumhuriyet devrimleri halk için ne anlama geliyor sorusuna yanıt arayan bir araştırmanın tespiti. Araştırma çok hassas, neredeyse mayınlı diyebileceğimiz bir alanda dolaşmış. Onlardan yalnızca ikisini paylaşacağım. Araştırma, Türk kimliği açısından en önemli kriterin ne olduğunu soruyor. Yanıtlarda en yüksek puanı alanlar %91 ile Türkiye'nin tarihini benimsemek ve %87 ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kriterleri olmuş. Özellikle Cumhur İttifakı liderlerinin her fırsatta köpürttüğü iki konu başlığı ise son sırada yer almış. Müslüman ve Türk soyundan olmak en az önem atfedilen iki unsur olmuş. Gelelim ikinci soruya. Bu kez konu dinin siyasetteki kamudaki yeri. Mesela Türkiye'de yönetimde dini bütün siyasetçilerin olması çok önemlidir önermesine evet diyenler 2.72 ortalama puanla sonuncu olmuş. Bu soruya yanıtta çoğunluk hiç katılmıyorum demiş. Can Selçuki'nin özetiyle toparlayalım. Toplumun %53 oranındaki çoğunluğuna göre siyasetçinin dini bütün olması şart değil. Aşağıda araştırmaya göre durum bu merkezde. Nitekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında her yaştan ve inançtan insanın muazzam buluşmasıyla bunu gördük. Peki ya yukarıda? Yani siyasi mahfillerde, karar vericilerin karargahında, algı operasyon merkezlerinde? Oralarda hava fena halde sisli puslu. Erdoğan 29 Ekim'i Vahdettin Köşkü'nde kutlayarak zaten çoktandır gördüğümüz eli açtı, hem de rest çekerek. Halkın, vatandaşın bu durumda ne yapacağını, yapabileceğine gelince, araştırmaya göre toplum siyasete müdahil değil, daha doğrusu nasıl müdahil olacağını bilemiyor. %60 söz sahibi olmamız için imkan yok diyor. Oranları, hatta araştırmanın bütününü bir kenara koyun. Son yıllarda ortaya çıkan tablo tam da bunu göstermiyor mu? Siyasete müdahil olmanın yolları bizzat siyaset tarafından kapatılmış ya da daraltılmışsa Cumhuriyet daha kaç yıl dayanır sizce? İkinci yüzyılın daha ilk gününde bir başka restle anayasa mahkemesine, yani anayasaya rağmen Can Atalay içeride tutulabilir miydi? Hukukun katledilmesine böyle seyirci kalınabilir miydi? Açık açık konuşalım lütfen. Reis'in Seyir Defteri'nde 100 yıl artı 1. gün bu başlıkla kayıt düşülmüşse sonraki günler ne vaat edebilir? İktidar yargıyı, hukuku kuşatmışsa ve adalet için artık anayasa mahkemesinin bile hükmü kalmamışsa, vatandaşa siyasete dahil olup değerlerine sahip çıkma yolu, fırsatı yaratılmalı. Bu çağrım özellikle Atatürk'ün kurucusu ve ilk genel başkanı olduğu CHP'ye, hafta sonunda yapacağınız kurultayda kimin kazanacağı, inanın sokaktaki vatandaşın, hatta en kıdemli seçmenlerinizin umrunda değil. Cumhuriyete gerçekten ve cesaretle sahip çıkmazsanız, yarın öbür gün sandıkta size sahip çıkacak kimseyi bulamayacaksınız. Ayşenur Arslan.